İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kars ve Ardahan'daki buzlu hava kazalara neden oldu. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Nasaganyan, Mehmet Yarov görüşmesi yararlı fikir alışverişi içerisinde geçti. Cavak'ta cinayet. Britanya parlamentosunda 40. yılında Maraş'ta katledilen canlar anıldı. Batı Sahra meselesi Birleşmiş Milletler'de tartışılacak. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü Suriye'de kimyasal silah üretiminin bulunmadığını doğruladı. Artsakh'taki Diklanaget kazılarına gelecek yılda devam edilecek. Kars ve Ardahan'ın da içerisinde bulunduğu Batı Ermenistan'ın bir takım bölgelerinde yolların buz tutması sonucu kazalar meydana geldi. Kars'ta yolların buz tutması neticesinde son günlerdeki kaza sayısında artış gözlendi. Kötü hava koşulları ayrıca Ardahan şehrinde de sorunlar yaşattı. Burada da son günlerde trafik kazalarında artış kaydedildi. Bu yıl Batı Ermenistan'da kış biraz erken başladı ve kar yağışı vatandaşlara farklı zorluklar yaşatıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Zohrab Mnatsaganyan, Agit Bakanlar Konseyi çerçevesinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mehmetyarov'la 5 Aralık'ta Milan'da bir görüşmede bulundu. Agit Mis Grubu eş başkanları Igor Popov, Stefan Visconti, Andrew Schofer ile Agit Yönetim Başkanı'nın özel temsilcisi Andrei Kasperchik görüşmede hazır bulundular. Dışişleri Bakanlığı'ndan News AM'e yapılan açıklamaya göre Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının bu üçüncü görüşmesinde aynı zamanda birbirlerinin pozisyonları ve barış süreci üzerindeki yaklaşımları hakkında daha fazla bilgi sahibi olma hedefleniyordu. Bu bağlamda iyi bir fikir alışverişi gerçekleşti. Karin merkezli haberimize göre Cavak'ın Poka köyünde 1985 doğumlu Hajak Torosyan 3 Aralık'ta vurularak öldürüldü. Gürcistan İçişleri Bakanlığı 1986 doğumlu Galus Mıkırdıçyan'ı yakalamış ve bu kişi suçunu itiraf etmiştir. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre Poga'da yer alan cinayet intikam amaçlı işlendi. 3 Aralık gecesi köylüler özellikle de ölenin akrabaları Galus Mıkırdıçyan'dan intikam almak için Mıkırdıçyan'lara ait 2 ev ile 4 arabayı ateşe verdiler. Gerçekleşen cinayetten hemen sonra Galus Mıkırdıçyan'ın ailesi bilinmeyen bir yere taşındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Gürcistan'ın ceza yasasının 180. maddesine göre planlı cinayetten dava açıldı. Buna göre planlı cinayet 7-15 yıl arası hapis cezası öngörmektedir. Videoda Galus Mıkırdıçyan'ın yanan evlerinden biri görülmektedir. Britanya parlamentosunda Maraş katliamının 40. yılında katliamda yaşamını yitirenler için bir anma töreni düzenlendi. Anmaya Alevi Sekreteriyası Başkanı Juan Rian, HDP Milletvekili Zeynel Özen, CHP Milletvekili Ali Öztunç, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Pirler Ali Dereli, Mehmet Şahin, Mustafa Mısır, Mehmet Yüksel, Maraş katliamı tanıkları ile çok sayıda kişi katıldı. Anma, Pir Mustafa Mısır'ın çerağları uyandırması ile başladı. Pir Ali Dereli yaptığı konuşmada Alevilerin tek suçunun insanı sevmek olduğunu belirterek Alevilerin tek suçu barışa önem vermek, kadın erkek ayrımı yapmadan insana değer vermektir. Bu nedenle Kerbela'dan bu yana horlandık, dışlandık dedi. Pir Mehmet Şahin ise Alevilerin katliamları sadece 40 yıl önce değil binlerce yıl öncesinden yaşadıklarını kaydetti. Pir Mehmet Yüksel ise katliamdan önce Maraş'ın çok güzel bir şehir olduğunu, toplumun bir arada yaşadığını, herkesin işinde gücünde olduğunu dile getirdi. Pir Yüksel bu barışçıl yaşama rağmen bir gün katliama uyandıklarını hatırlattı. Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil de kadınların ve çocukların çığlıkları o duvarda asılıyken biz sizi affetmeyeceğiz, devlet suçludur. Bununla yüzleşmek zorundasınız tepkisini gösterdi. Konuşmaların ardından Maraş katliamı tanıkları o gün yaşadıklarını anlattı. Batı Sahra'da Aralık ayında 2 günlük görüşmeler Birleşmiş Milletler Teşkilatı himayesinde başladı. Görüşmelere ayrıca Polisario cephesi FAS temsilcileri ile Batı Sahra ile sınırı bulunan Cezayir ve Moritanya da gözlemci ülkeler olarak katıldılar. Görüşmelerde FAS heyetine Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasser Burita başkanlık ederken Batı Sahra heyetine ise Polisario Ulusal Cephesi'nin sekreterlik üyesi Batı Sahra Parlamento Başkanı Hatri Addu başkanlık ediyordu.
Sahra adlı ajansın Polisario heyetine yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre bu sürecin başarısı Polisario'nun çaba gösterdiği diyalog ve anlayışın gönüllü meselelerini tartışılması, Batı Sahra halkının kendi kaderini tayin hakkı ve bağımsızlığına saygı duyulması halinde Fas heyetine bağlıdır. Görüşmelerin ilk günü üç temel konuya ayrılması öngörülmüştür. Batı Sahra tarafında gelişen son gelişmeler müzakerelere sürecin sona ermesinden sonra ve bölgesel sorunları tartışmak ki bunlar çatışmayla bağlantılı ülkeleri ve taraflar arasındaki siyasi süreçlerin aktifleştirilmesi için bir sonraki adımların detaylandırılmasını etkilemektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterinin Batı Sahra sorunuyla ilgili özel temsilcisi Horst Kuyoller'in de görüşmelerde yer alması beklenmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm tarafların Cenevre toplantısına katılma kararını memnuniyetle karşıladı ve dürüstçe ön koşullar olmadan yapıcı bir ruh haliyle müzakerelere katılma çağrısında bulundu. Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti, Kuzey Afrika'nın kuzeybatısında Fas, Moritanya ve Cezayir ile sınırı olan bir ülkedir. Bölgedeki İspanyol sömürüsünden 1970'li yıllarda kurtuldu. Bundan sonra Polisario cephesi ile Fas arasında Batı Sahra'nın kurtuluşu yolunda savaşlar başladı. 1979 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı Polisario cephesini Batı Sahra'nın yasal temsilcisi olarak tanıdı. 1991 yılında Batı Sahra ve Fas arasında ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonra savaşlar sona erdi. 20 yıldan uzun bir süre sonra partiler Batı Sahra halkının son bir bağımsızlık seçimi ve Fas'ın geri çekilmesini sağlayabilecekleri bir referandumda başarısız oldular. Kimyasal silahların yasaklanması örgütünün raporuna göre Suriye'de zehirli madde üretim faaliyeti bulunmamaktadır. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü uzmanları, Suriye'deki yeraltı tesislerinin 3. teftiş aşamasını gerçekleştirdi. Kimyasal silahların sözleşmesi tarafından yasaklanan 5 yerde hala kalıntıların olduğunu doğruladılar. Birleşmiş Milletler Teşkilatı yerleştirilmiş kameralar, devlet tarafından bu binaların yasa dışı kullanımda bulunmadığını teyit ettiğini belirtti. Bundan başka kimyasal silahların yasaklanması örgütü uzmanları, uzaktan kumanda sisteminde herhangi bir ihlal tespit etmediler. İslamcıların 24 Kasım'da Halep'te sivillere zehirli maddeler içeren bombalarla ateş açtığını hatırlatalım. 2019 devlet bütçesi anıtların restorasyonu ve korunması programına 2018 yılındaki 100 milyon dram karşılık 120 milyon dram öngörmektedir. Artsakh Cumhuriyeti Kültür Gençlik Sorunları ve Turizm Bakanı Lernik Ovanisyan, Artsakh Press Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada özetle 2019 yılında anıtların korunması sürecine büyük önem verileceğini belirtti. Ovanisyan devamla şöyle dedi. Anıt belgelendirme, izleme ve koruma bölgelerinin oluşturulması çalışmaları ile Artsakh'taki Dikranagert Antik Yerleşimi'nde kazı ve keşif çalışmaları sürdürülecektir. Anıtların restorasyon, iyileştirme ve tasarım çalışmaları 2019 yılında da devam edecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin adlı müzik topluluğundan Şoror adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.